Hazreti Peygamber'in miracı büyük bir olay. Zaten Resulullah'tan sonra bu konu Müslümanlar arasında da şöyle tartışılmış. Hazreti Muhammed şu bedeniyle mi gitti aleyhissalatü vesselam, yoksa Resulullah uykusunda, rüyasında ruhu mu gitti? Bunu hep tartışmışlar. Bizim burada baktığımız çerçeve, Ehl-i Sünnet'in bütün büyük alimlerinin çoğunluğunun kabul ettiği sahabe görüşleri, Resulullah Aleyhisselam'ın Miraç'a bizzat kendisinin gittiği, zaten uykuyla uyanıklık arasındaydım diyor Hazreti Peygamber. Hadis-i şeriflerde geçen ifade budur. Efendim bu fiziken mümkün değil, İşte bu nasıl olur diyerek buna itiraz edenler, ana itiraz merkezi bu olanlar şunu gözden kaçırıyorlar. Allah peygamberimizle mucize göstermeye başlamadı. Allah'ın ilmi, Allah'ın gücü bizim tahmin edeceğimiz bir şey değil. Yani biz Allah'ın neyi ne kadar bildiğini bilecek güce sahip değiliz. Bize bir bilgisayar veriyorlar. Diyorlar ki bu 64 GB bilgi yükleyebilirsiniz. Kapasitesi belli. Ama biz haşa Allah'ın neyi ne kadar bildiğini bilmiyoruz. Allah'ın sonsuz ilmi var çünkü. Allah'ın bilmesi bizim bildiğimiz gibi de değil. Allah'ın bilme şekli bizim formatımız gibi değil. Biz kendimizden yola çıkarak düşününce aklımıza yatmıyor. Şimdi Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmesi fiziken mümkün müdür? Fizik kurallarıyla böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ama her Müslüman inanmak zorundadır ki Hazreti Meryem hiçbir erkekle beraber olmadan, eli hiçbir erkeğin eline değmediği halde Hazreti İsa'yı doğurmuştur. Mucizedir. Biz böyle iman ederiz. Hazreti İsa'nın ölüleri dirilttiğine inanırız. Bu mümkün müdür? Ölmüş birisi aradan üstelik de bir yıl, iki yıl değil, 100-200 yıl geçmiş eski mezarların başına giderdi. Hazreti İsa, kum biiznillah derdi. Allah'ın izniyle kalk, o ölü de mezardan kalkardı. Bunu ayeti kerime söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de ayettir bu dediklerim. Yani ayetle delili var bunların. Hazreti Musa'nın denizi yol yapması olacak bir şey mi? Akılla olmaz, imanla olur. Biz inanırız Allah peygamberlerine böyle güçler, böyle tasarruflar verir. O Allah'a ait. Miraç da peygamberimizden önceki peygamberler gibi. Hazreti İbrahim'in yanan ateşe atılıyor, yanmıyor. Buna inanıyor muyuz? Tabii ki inanıyoruz. Müslümanız biz. Biz Müslümanız. Hazreti İbrahim'i cayır cayır yanan büyük bir ateşin içine attılar ve Hazreti İbrahim orada yanmadı. Bizim Müslüman olarak inandığımız ana fikir budur. Ama bu fizik kurallarına aykırı. Yangın insanı yakar, öldürür, kömüre çevirir. Hayır diyoruz. Öyle olmadı. Allah ateşi suya çevirdi. Halilurrahman gölü böyle oluştu diyoruz. Halilurrahman gölü olmasa bile Allah İbrahim'i ateşte yakmadı diyoruz. İnancımız bu Hazreti İbrahim'e karşı. Peki Hazreti İbrahim'i ateşte yakmayan Allah'ın bunu yapacak gücü varsa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bir gecenin içerisinde Miraç'a yükseltmesine niye gücü yetmesin? Haşa. Dolayısıyla mucizeler ayrı bir bölüm kardeşlerim. Mucizelere inanmayıp herkesi, her şeyi kendi aklında ikna edecek delil arayanlar kendi akılları kadar din arıyorlar. Oysa bizim dinimiz aklımızdan büyüktür kardeşlerim. Bizim Allah'a imanımız bizim aklımızdan büyüktür. Bizim aklımızın almayacağı şeyler de vardır. Mesela cennet hayatı. Cennet hayatı kim nerede yaptı bu cenneti? Cennetin köşklerinde kim çalıştı? Hiçbir şey yok ortada. Allah ol demiş ve olmuş. Bunu akılla makılla yapamazsınız. Dolayısıyla Müslüman cennete de inanırken, cehenneme de inanırken
aklımızın ötesinde bir şeye inanıyoruz. Hristiyanlıkta da var cennet cehennem inancı, Yahudilikte de var cennet cehennem inancı. Bir dine inananların cennet ve cehennem inancı var. İyilerin cennete gittiği, kötülerin cehenneme gittiği bir iman var. İslam bunu son Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la birlikte müminlerin, şimdi birazdan arz edeceğiz Miraç'ta müjdelenen işte, müminlerin mutlaka cennete gireceği. Miraç bir mucizedir, sıra dışı bir olaydır. Peygamber Efendimizin başına acı olaylar geldi Miraç'tan önce. Mesela hanımı vefat etti. Hanımı Resulullah'ın normal bir karı koca ilişkisi dışında malıyla, canıyla İslam'ı destekleyen Hazreti Muhammed'in en büyük destekçisi aleyhissalatü vesselam. Ebu Talip, Hazreti Ali Efendimiz'in babası. Her ne kadar kendisi Müslüman olmasa da, açıktan böyle ilan etmiş bir mümin, bir Müslüman olmasa da, gizliden inandı mı, inanmadı mı onu biz bilmeyiz. Ama Ebu Talib'in açıkça ben Müslümanım dediği Hazreti Abbas gibi, Hazreti Hamza gibi, bunlar da Peygamberimizin amcasıdır. Onlar açıkladılar, Ebu Talib'in böyle bir şeyi yok. Onun için ehli sünnet alimleri Ebu Talib'in Müslüman olmadan öldüğünü düşünürler. Doğrusunu Allah bilir, bilmiyoruz. Kalbinde iman var mı yok mu onu bilmem. Ebu Talip peygamberin en büyük destekçisi. Hazreti Hatice ile birlikte. Niye? Resulullah'ı koruyor. Mekkelilere karşı, Ebu Cehillere karşı. Müslüman olmadığını, atalarının dinini terk etmediğini söyleyerek Ebu Cehillerin dininde de olduğu için Ebu Cehiller Ebu Talib'i kaybetmemek adına onu da ezemiyorlar. Ona karşı da bir kötülük etmiyorlar. Peygamber Efendimiz Taif'te taşlanmış. Amcası vefat etmiş. Hanımı vefat etmiş. Yani moral olarak, manevi olarak, psikolojik olarak Resulullah Efendimizin en zayıf kaldığı günler bu günlerdir. Miraç öncesi Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam en zayıf kaldığı günlerdir o günler. İnsan olarak yani, psikolojik olarak. Çünkü hanımı ölmüş, amcası ölmüş, Taif'te taşlanmış, nankörlükle karşılaşmış dayıları tarafından. Allah böyle bir zamanda Hazreti Ali Efendimizin ablası Ümmü Hani'nin evinde ya da kardeşlerim ya da Kabe'nin hatim kısmında yatarken Allah Cebrail'i gönderdi. Resulullah Efendimiz uykudayım demiyor bak. Uykuyla uyanıklık arasındayım. Yani uykuda da değilim, uyanık da değilim. Tam böyle ikisinin arası, kendin bilinç yerinde yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haldeyken diyor Cebrail geldi şu göğsümü yardı. Göğsümü yardı, kalbimi çıkardı, onu güzelce yıkadı içini. Kalbini yarıyor. Fiziken bu olur mu böyle bir şey? Ölür adam. Ama bu Allah tarafından, Cebrail tarafından, Cebrail bir nurdur. Öyle doktor gibi bıçakla mıçakla keserek kanatarak yapan bir şey değil. Ama Resulullah kendinde böyle bir ameliyatın olduğunu, manevi bir ameliyatın olduğunu kendi hissediyor. Göğsünün açıldığını, ciğerinin, kalbinin yarıldığını, içini Hazreti Cebrail'in zemzemle güzelce yıkadığını hissediyor. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sonra kapattı diyor. Sonra o gece Resulullah Aleyhisselam'ın şimdi başlayan İsra yolculuğu, İsra başka bir şey, Miraç ikinci aşama. İsra gece yolculuğudur. Karayla bir yerden bir yere gitmek. Dünya üzerinde iki noktanın arası İsra'dır. Miraç yerden yukarı doğru çıkmaktır. Yani İsra kendi başına bir Miraç değildir.
Peygamberin o gece iki mucizesi vardır. Bir gecenin içinde Mekke'den Kudüs'e kadar gidip gelmek bir mucizedir. İsra'dır bu. Sonra oradan Sidre-i Münteha'ya çıkış. İşte biz İsra ve mucize olayına Peygamber Efendimizin ve Kur'an'daki ayetlerin ışığında bakmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından Kanal 7 ekranlarında önden gidenler birlikte devam edeceğiz inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.